Diyelim ki bir çözeltiye herhangi bir çözünen madde ekliyoruz. Acaba bu şekilde çözeltinin kaynama noktasını ya da donma noktasını değiştirebilir miyiz? Örnek olarak suyu alalım. Tabii illaki su olmak zorunda değil. İstediğimiz çözücü olabilir ama basit olsun diye suyla başlayalım. Su sıvı halde olduğuna göre su molekülleri kinetik enerjileri yüzünden oldukça düzensiz bir halde olacaktır. Fakat hidrojen bağları sayesinde birbirlerine yakın durabilirler. Su moleküllerinin sıvı haldeki durumu bu. Yani hatırı sayılır miktarda kinetik enerjilere bulunur. Bu moleküllerin düzensiz bir şekilde hareket ettiğini biliyoruz. Birbirlerine çarpıyor, sürtünüyorlar ya da birbirlerinin üzerinden atlıyorlar. Şimdi suyun bu halden katı hale geçmesi yani donması için ne olması gerekir? Suyun katı hali olan buzun kristal ve oldukça düzenli bir yapısı vardır değil mi? buzun yapısına yakından baktığımızda moleküllerin bu şekilde göründüğünü söyleyebiliriz. Hidrojen bağları su moleküllerinin bütün hareketlerini kısıtlayarak sadece bulundukları yerde titreşmelerine izin verir. Dolayısıyla moleküller düzenli olmak zorunda kalır. Ve tabii ki bu yapı sınırsız sayıda su molekülüyle bu şekilde devam edecektir. Aslında burada bilmemiz gereken bu moleküllerin öyle veya böyle bir şekilde düzenli bir yapıya geçmeleri gerektiği. Diyelim ki biz bu suyun içine başka moleküller eklemeye başlıyoruz. Mesela sodyum örneğine bakalım. Ya da sodyumu boş verelim. Rastgele herhangi bir molekül olsun. Şuradan eklediğimizi varsayalım ya da yeniden mi çizsem acaba? Aslında şimdilik ilk çizimden devam etsek daha kolay olacak. Evet suyun içine oldukça büyük moleküller eklediğimizi varsayalım. Büyük oldukları için de su moleküllerini kendi yollarından çıkartabiliyor olsunlar. Su molekülleri eklediğimiz büyük molekülin etrafında kaldı. Şuraya bir tane daha çizebiliriz sanki. Gördüğünüz gibi bunlar su moleküllerine göre oldukça büyük. Ama şöyle de bir şey var, su molekülleri aslında pek büyük sayılmaz. Şimdi sizce bu solüsyonu dondurmak daha mı kolay yoksa daha mı zor olacak? donuk hale geçebilmek için sistemden daha az mı daha çok mu enerji almamız gerekecek? Bakın bu moleküller aslında su yapısının içine uygun değil. Aslında su moleküllerinin düzenli hale geçmesini zorlaştıracak gibi görünüyor. Çünkü su molekülleri düzenli hale geçebilmek için hidrojen bağı kurmak zorunda. Bu bağı kurmak için de yanındaki molekülle arasında belirli bir uzaklık olmalı. Bu şekilde sistemdeki ısıyı azaltmaya başlasak bile bu büyük molekülün yanında olmayan su molekülleri kendi aralarında bağ kurmayı başarabilir. Aynen bu şekilde. Ama diyelim ki şurada da bir tane büyük molekül var. O zaman bu küçük su molekülünün şuradakiyle bağ kurması biraz zor. Bir başka deyişle düzenli bir yapıya geçmesi zor. Aralarındaki uzaklık buna pek izin verecek gibi durmuyor. Şöyle de düşünebiliriz. Eklediğimiz bu büyük moleküller suyun daha düzensiz bir yapıya sahip olmasına neden oldu. Burada eninde sonunda entropiden de bahsedeceğiz ama şimdilik kısaca bu büyük moleküller suyu daha düzensiz bir yapıya geçirdi. Hatta onun düzenli yapıya geçmesini zorlaştırdı da diyelim. Dolayısıyla burada varacağımız sonuç donma noktasının düşmesi. Yani çözünen parçacıklar donma noktasını düşürdü de diyebiliriz. Halen sudan konuştuğumuza göre şöyle bir örnek verelim. Standart oda koşullarında bulunan bir su, içine eklediğimiz çözünen maddeler yüzünden 0 derece yerine eksi 1 ya da eksi 2 derecelerde donacak. Bunun ne demek olduğunu birazdan tekrar konuşuruz. Fakat öncelikle bu moleküllerin eklenmesinin gaz haline geçişi veya kaynamayı nasıl etkileyeceğine bakalım. İlk aklıma gelen zaten eklediklerimizle daha düzenli bir yapıya geçmiştik. E madenin gaz halinde zaten en düzensiz hali. O zaman daha kolayca gaz haline geçmemiz gerekmez miydi? Ama maalesef böyle olmadığını göreceğiz. Kaynamanın aslında maddenin yüzeyinde gerçekleşen olaylarla ilgili olduğunu biliyoruz. Bunu buhar basıncını anlattığımız videoda işlemiştik. Şimdi yüzeyde bulunan sıvı halindeki su moleküllerini düşünürsek ortalama sıcaklık su moleküllerini buharlaştıracak kadar yüksek değil. Ama sonuçta onların bir kinetik enerjileri olduğunu biliyoruz. Mesela yüzeyde bulunan moleküllerden bazıları yeterince hızlı olup kaçabilir. Eğer bu moleküller kaçmayı başarırsa kendileri orada bir buhar basıncı oluşturmaya başlar. Ve bu buhar basıncı yeterince yüksek olursa bu moleküller üstlerindeki havanın basıncını engelleyerek daha fazla molekülün arkalarına kaçmasını sağlar. Yani benim yorumum eğer bu moleküller yeterli sayıda ve enerjide olursa ileri geri hareket ederek diğer moleküllerin de geçişlerine yer açarlar. Umarım bu benzetme kafanıza karıştırmamıştır. Şimdi bir de bu çözeltiye çözünen bir madde ekledik diye düşünelim. Neler olabilir? Eklediğimiz bazı çözünen maddeler buralara yerleşmiş olabilir. Aslında buraya yerleşmiş olanların çok büyük bir etkisi olmayacaktır. Fakat bazıları yüzeye doğru giderek oradaki alanda yer tutacaktır. Bu şekilde en azından bana göre çözeltideki asıl buharlaşacak olan moleküllere daha az yüzey alanı kalacaktır. Dolayısıyla elde ettiğimiz buhar basıncı da azalmış olacak. Buraya da yazalım. Daha düşük buhar basıncı. Ve unutmayın. Kaynama noktası burada yeterli kinetik enerjiye sahip yeterli sayıda parçacık bulunduğu ve bunlar atmosferik basınca karşı koymaya başladığı zamandır. Diğer bir deyişle buhar basıncının atmosferik basınca eşit olduğu nokta bizim kaynama noktamızdır. Ama bu eklediğimiz yabancı maddeler yüzünden şu anda daha düşük bir buhar basıncımız var. Bu sefer sisteme daha fazla kinetik enerji yani ısı vermeliyiz ki yeterli seviyedeki buhar basıncına ulaşabilelim. Bu da eklediğimiz maddenin bizim kaynama noktamızı yükseltmiş olduğu anlamına geliyor. Bunu şu şekilde de düşünebiliriz. Eklediğimiz maddeler sanki çözeltiyi sıvı halde kalmaya ikna ediyor gibi. Sıcaklığı düşürürsek eğer çözelti katı hale geçmek yerine sıvı halde kalmak isteyecektir. Tersine sıcaklığı yükseltirsek çözelti gaz haline geçmek yerine yine sıvı halde kalmak isteyecektir. Ben bunun bu şekilde oldukça açık olduğunu düşünüyorum. Bu videoda umuyorum yeteri kadar açık anlatabilmişimdir. Bu gösterdiğim hareketli gifleri bir web sitesinden aldım. Orijinal siteyi incelemek isterseniz linki en sonuna ekleyeceğim. Bir göz atabilirsiniz. Bu konuda onlara teşekkür etmem gerekir. Çünkü bunlarla benim sözel olarak anlattıklarımı çok güzel görselleştirdiklerini düşünüyorum. Burada gördüğümüz yüzeydeki su molekülleri ve nasıl buharlaştıkları da çok rahat anlaşılabiliyor. Yüzeyde dışarı doğru sıçrayan molekülleri görebiliyoruz. Burada da NaCl'nin yani bildiğimiz sofra tuzunun yüzeyde nasıl göründüğünü inceleyebiliriz. NaCl'de su molekülleri ile dışarı doğru sıçrama eğiliminde olduğu için daha az su molekülü kaçmak için bir şans buluyor. Böylece kaynama noktamız yükselmiş oluyor. Şimdi asıl sorunumuz kaynama noktasına ne kadar yükseldi? Bu sorunun cevabı oldukça basit. Kaynama ya da donma noktasındaki değişim yani mesela buharlaşma sıcaklığındaki değişim sabit bir değerin mol sayısıyla veya mol derişimiyle ya da molalitesiyle çarpımına eşit. Molalite derken çözeltinin içine eklediğimiz maddenin molalitesinden bahsediyoruz tabii ki. Örneğin elimde 1 kilogram su var. Kulağa biraz komik geldiğinin farkındayım. 1 kilo su. Neyse çözücümüz su. Burada renk değiştireyim ki daha anlaşılır olsun. Evet 1 kilogram suyumuz var ve atmosferik basınçta olduğumuzu varsayıyorum. Elimizde ayrıca biraz daha sodyum klorür yani NaCl var. Hatta diyelim ki tam olarak 2 mol NaCl'm olsun. Evet evet 2 mol olsun. Şimdi soru şu, 2 mol NaCl 1 kilogram suyun kaynama noktasını ne kadar değiştirebilir? Öncelikle molaliteyi hesaplamamız gerekecek. Molalite neydi? Molalite çözünen maddenin mol değerinin çözücünün ağırlığına bölümüydü. Bu durumda 2 mol NaCl bölü 1 kilogram su diyeceğiz. Yani bizim molalitemiz kilogramda 2 mol çıktı. Şimdi yapmamız gereken bu sabit değeri bulmak bu şekilde sıcaklığın ne kadar yükseleceğini bulabiliriz. Aslında size biraz önce gösterdiğim web sitesinden güzel tablolar var. Deneyleri tabii ki ben yapmadım ama buradaki tablolar iyi gibi gözüküyor. Burada yazdığına göre suyun normal koşullardaki kaynama noktası 100 santigrat derece. Ayrıca bahsettiğimiz sabit değerde 0,512 santigrat bölü mol olarak verilmiş. Kısaca 0,5 olarak da kullanabiliriz. Yani K eşittir 0,5. Burada her şeyi net bir şekilde ifade etmemiz gerekiyor. Çünkü ilginç bir noktaya parmak basıyoruz. Molalitemiz 2'ye eşit demiştik. Ama bir dakika sanırım molaliteyi hesaplarken bir hata yaptık. Molalitemize 2 mol bölü kilogram demiştik ama bunun doğru olması için NaCl'nin moleküler durumda yani bileşik kalmış olması gerekmiyor mu? Diyelim ki NaCl ayrışıyor. Aslında bunu bir önceki videoda detaylı bir şekilde öğrenmiştik. Her bir NaCl molekülü iki ayrı taneciye ayrışarak bir sodyum iyonu ve bir klorür iyonu oluşturur. Demek ki bizim bulduğumuz molalite aslında yanlış. Çünkü elimde olan mol sayısının tam iki katına sahip olmam gerekiyor. Molalite de bu doğrultuda bulduğum sayının tam iki katı olacak. Öyleyse molalitemiz 4 olur. Bu aslında sizce de ilginç bir nokta değil mi? Mesela başka bir molekül olsaydı burada yazdığım gibi glikoz buradaki de kristal haldeki NaCl. Buradaki bir sürü NaCl çiftinden görebiliyorsunuz diye tahmin ediyorum. İlginç olan şu. NaCl'yi tek bileşik olarak kabul ettiğimiz zaman mol sayısı glikozla aynı olur. Ama 1 mol glikoz suya eklendiği zaman yine 1 mol glikoza ayrışır. Daha doğrusu ayrışmaz. Sadece 1 mol olarak kalır. Ama 1 mol NaCl 2 mol gibi davranır. Çünkü NaCl'nin 1 mol'ünün içinde 1 mol Na artı 1 mol Cl eksi iyonu olmak üzere toplam 2 mol tanecik vardır. Yani NaCl 2 ayrı parçacığa dönüşür. O zaman bizim örneğimizde 2 mol NaCl'yi suya attığımız zaman elimizde 4 mol bölü kilogram molalite olacak demek. Yani molalite 4 demek 2 mol sodyum 2 mol de klorürümüz var anlamına geliyor. Şimdi biraz önce baktığımız web sitesinden bulduğum değeri de kullanabilirim. Bu şekilde de sıcaklık değişimini 0,5 çarpı 4 dediğimiz zaman 2 derece buluyoruz. Yani kaynama noktamız 2 derece yükselmiş olacak. Eğer 2 mol NaCl yerine 2 mol glikoz olsaydı sıcaklık değişimi biraz önce hesapladığımızın yarısı kadar olacaktı. Çünkü molalitemiz ancak NaCl ile elde ettiğimiz molalitenin yarısı olacaktı. Bazı ders kitaplarında aynı formülün şu şekilde yazıldığını görebilirsiniz. Kaynama noktası sıcaklık değişimi K çarpı M çarpı I olarak bulabiliriz. Burada M yine çözeltinin içine eklediğimiz maddenin molalitesi. Bu formülde molalite 2'ye eşit çünkü I burada bize molekülün kaç parçaya ayrıldığını da göstermiş olacak. Eklediğimiz molekül NaCl olursa bu da 2 olur. K da 0,5 ise çarpımları bize yine 2'yi vermiş olur. Eğer eklediğimiz madde glikozsa bu sefer elde ettiğimiz değişim 1 olacak. Yani suyun kaynama noktasını sadece 1 derece arttırmış olacağız. Aslında donma noktasını da aynı şekilde açıklayabiliriz. Donma noktasındaki değişim de aynı şekilde molalite doğru orantılı. Yani eklenen maddenin molalitesinin bu molekülün kaça ayrıştığıyla ve de sabit K değeriyle çarpımı bize sıcaklık değişimini verecek. Tabi K kaynama noktası için farklı, donma noktası için farklıdır. Hatta değişik basınçlar ve değişik elementler için de farklılık gösterir. Buradaki asıl dikkat isteyen nokta, aynı miktarda çözücünün içine eklediğimiz iki maddenin çözünürken, birisinin iki parçaca ayrışması, diğerinin de tek parça olarak kalması. İki parçaca ayrışan maddenin donma noktasında ya da kaynama noktasında yaratacağı değişim de diğerine göre iki kat fazla olacaktır. Yani NaCl glikoza göre daha büyük bir değişime neden olacaktır.